Evet, herkese merhabalar. Şimdi MasterChef yarışmasından geçtiğimiz hafta çıkan Mert Yılmaz'la birlikteyiz. Mert hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Öncelikle. geldin. Hoş bulduk. Tekrardan ben gene dönmüş oldum. Yarışmadan sonra herhalde hızlıca geldin Mengen'e. Aynen öyle. 2 gün ya da 3 gün oldu. Biraz dinlendim. Hemen ailemi ziyarete geldim. Öyle temiz hava, güzel hava. Yine Mengen'de her zamanki gibi. Özledin Değil mi mi? Mengen'i? Kesinlikle özledim. Buraya geldiğinde çünkü insan biraz böyle bir kendini tazelemiş oluyor hava olarak. Mengen'in çünkü herkes söylüyor tertemiz havası var. Ben de onu almaya hem de ailemi görmeye buraya geldim. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben gözlemlediğim kadarıyla gerçekten de Mengen'le iki yarışmacımız vardı. Hamza da öyle, sen de öyle. Gönüllerin şampiyonu oldunuz. Özellikle sen de son aşamaya kadar iyi bir noktaya kadar geldin. Neler hissediyorsun şu an geldiğin noktadan? Yani iyi hissediyorum. Herkes özellikle gelen mesajlar işte asla üzülme. Yani iyi olacak senin için her şey. Biz çok sevdik seni bu yönde. Yani çok üzüldüm diyemem. Üzüldüm tabii ki de. Ceketi giymeyi çok istiyordum. Ama kötü hissetmiyorum. Nedense iyi hissediyorum. Çünkü çok güzel mesajlar geliyor. Özellikle ailelerden, çiftlerden, çocuklardan. Abi seni çok sevdik. Evimize girdin. İyi ki varsın. İşte senden çok şey öğrendik. O yüzden onları okudukça da mutlu oluyorum. Demek ki bir şeyler başarmışım diyorum kendi kendime. O yüzden bir üzgünlüğüm yok. Bir şekilde onu geride bırakıp asıl süreci şimdi bundan sonra ne yapmam gerektiğini düşünmem lazım. O yüzden heyecanlıyım. Hissettiğim şey bu açıkçası. Ne mutlu. Bildiğim kadarıyla içeride sizin çok sosyal medyaya ulaşımınız yok. Biz ara ara haber yaptık kendi internet sitemizde ve bunu işte başka sayfalarda da paylaştık. Gelen yorumlardan açıp okudum ben haberlerin altında acaba nasıl geliyor yorumlar diye. O kadar güzel yorumlar gelmiş ki ben çok gurur duydum gerçekten. Yorumları sen de hani sana özel olarak gelen yorumlar da vardır. Ben de hani bizim haberlere gelen yorumları bayağı takip ettim. Çok güzel yorumlar yapmışlar. Evet. Demek ki hani Mengen'i de çok güzel temsil ettin. Bir de hani orada hem burayı temsil etmek dışında hem de kendini de aslında çok güzel anlattın karşı tarafa belki. Herkese geçmiş bu duygu. Çok güzel yorumlar yapmışlar. Vallahi ne mutlu bana insanlara bunu hissettirebildiysem, insanlar yani beni izlemekten keyif aldıysa zaten ekrandaki birinci amaç bu. Yani izleyenlerin keyif alması, bir şeyler öğrenmesi gerekiyor. Ben herkes kendi gibi yarışıyor. Ben de kendim oldum. Hani kendim olmayı öğrendim daha doğrusu orada. Hani nasıl bir insanım? Ben de ekrandan bazen bakıyorum. Ha böyleymişim, şöyleymişim. Bu da insana iyi hissettiriyor. Gördükçe kendinizi yanlışlarınızı düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bunu böyle yapmalıyım, şöyle yapmalıyım. Biz içeride çok telefon kullanamadığımız için çok fazla yorum okuyamıyordum ben. Açıkçası çıktıktan sonra bu kadar güzel yorumu, hani bu kadar çok ilgi olduğunu çıkınca öğrendim. Sanırım çıktıktan sonra mutluluğumun sebebi de bu. Hani bir şeyler başarmış gibi hissediyorum ya. Birilerine Öyle dokunabildiysem gerçekten. ne mutlu bana. Kesinlikle. Ne kadar güzel. Bir de Mengen'i de bayağı tanıttın, bahsettin Mengen'den değil mi? Aralarda yani. Yani ilk başlarda açıkçası çok bahsedemedim. Çünkü bende çok fazla ait hissi olmadığı için. Ama ara ara hafta sonları telefon konuşmamız olduğunda annemle konuştuğumda annem sürekli beni azarladı. Oğlum hiç Mengen'den bahsetmiyorsun. Anneye selam. Anneye selam. Teşekkürler. Hani doğup büyüdüğün yer, buraları şey yapman lazım. Hani insanlara anlatman lazım nasıl bir yerden geldiğini falan. Açıkçası o konuda annemin yardımını aldım. Çünkü ben yapamıyordum bunu. Sonra ufak ufak şeflere Bolulu olduğumu söyledim. Ben de Boluluyum, buranın insanıyım. Bazen olmuyor. Bolu kebabı yaptım dedim. Kebap olmadı. Bolu pidesi yaptım dedim. Pide olmadı. Öyle olunca da biraz utangaçlık oluyor. Yani yapmak istiyorsunuz, reklam yapamıyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama önemli olan hani çok başarılı olmanız değil. Hani nasıl bir yol izlediniz, insanların size nasıl baktığı olduğu için hani çok bir şey başaramasanız da Bolulu olduğunuzu söylemekte hiç yanlış bir şey yok. O yüzden iyi kötü. Yani herkesin yorumu bana Bolu'yu da çok güzel temsil ettin. Mengen'i de çok güzel temsil ettin. Yani o yüzden mutluyum. Hani daha fazlasını yapsaymışım keşke ama elimden gelen bu. Bunu yapabildim. Ne mutlu. Biz de bundan dolayı gerçekten gurur duyduk seninle. Geldiği noktada hiç azımsanacak bir nokta değil Yani gerçekten. kesinlikle asıl bundan sonra hani bunları insan yarışmada çok fazla şey öğreniyor. Ben de bunları öğrendim. Hani doğup büyüdüğüm
büyüdüğüm yerin önemli olduğunu, bunları insanlara, çevreye anlatmam gerektiğini. Bundan sonra yapacağım şeylerin başında eğer bir şeyler yapacaksam Menge'nin, Boğ'un adını geçirmek, hani daha fazla bunlardan bahsetmek benim de birinci görevim oldu artık. Evet. Artık belki şu an daha tam olarak hissetmiyor olabilirsin ama popüler birisin. Gerçekten öyle. Teşekkür ederim. Menge'nin için de öyle, Boğ'un için de öyle. Göremiz için, belki aşçılık mesleği için de şu an öyle. Çok güzel yorumlar, çok güzel olumlu dönüşler var. Ben şeyi merak ediyorum. Bu yarışmaya ilk girdiğin nokta ile son geldiğin nokta arasında mesleki anlamda nasıl hissediyorsun kendini? Kesinlikle ilk girdiğimde şu anki kadar özgüvenim yoktu. Zaten bunu ekranda çok kişi de söyledi bana. Daha fazla güvenmelisin, daha fazla. Belki içimde potansiyel vardı ama ben bunun farkında değildim. Yarışmaya girdikten sonra yavaş yavaş yarıştıkça işte yemekler çıktı, yapamadığım yaptım. Şeflerin bana yorumları, ki onların gerçekten herkese çok faydası dokunuyor orada. Çünkü dışarıdan şef olarak sizin neyde eksik olduğunuzu görüyor. Ve şeflerin bana hep söyledi, senin bir eksiğin yok. Tek eksiğin potansiyelinin farkında olmama. Yani bunun farkında değilsin, yeteneğinin farkında değilsin. Ben de bunu yavaş yavaş yarıştıkça, tabaklara özellikle çok fazla yansıttım. Yani başından sonuna bakarsak, yani ben 3'ten 9'a çıktım diyebilirim ya. Benim için gerçekten faydalı oldu. Ne mutlu. Ki yarışmanın birinci amacı aslında bu. İnsanlara bir şey katabilmek. Bana çok şey kattı diyebilirim yani. Tabakların çok beğeniliyordu. Evet. Bunu neye bağlıyorsun? Bunu ben herhalde gezip gördüğüm ülkelerde hani her şey, herkes kendine bir şey katıyor. Ben de bir görsel hafızam iyidir. Ve her zaman da böyle göze hoş gelen şeyleri sevmişimdir. Tabağa bir şeyleri koyarken de her zaman onu düşünüyorum. Kesinlikle göze hoş olmalı, renkli olmalı, güzel olmalı. Yani tamamen iç duyularımla yaptım bütün tabakları. Ve beğendim de, evet, şefler de özellikle tabaklarımı her zaman örnek bir tabaklama olarak gösterdi. Bu da beni hala mutlu ediyor. Seviniyorum. Peki, Menge'yle ilgili ve Boğ'la ilgili şu an söylemek istediğin ya da seyredecek olan kişilere söylemek istediğin, belki buna seyredecek olan aşçı adayların da dahil edebiliriz. Genel olarak şöyle söylemek istediğin herhangi bir şey varsa. Ya ben gençlere benim söyleyeceğim tek şey, bunu vedada da söyledim. Biraz daha çalışmaları gerekiyor. Biraz daha bunu istemeleri ve çabalamaları, bu işin peşinden koşmaları gerekiyor. Çünkü mutfak emek istiyor her zaman için. Emek vermediğiniz sürece size onun çok bir geri dönüşü olmuyor. Yani sevmeleri gerekiyor mesleği. Sevince gerçekten tabağınızda yansıyor, lezzetine de yansıyor. Çünkü çok şey bir meslek, böyle içsel mi, duygusal diyebilirim. Diyorlar ya, mutlu yemek yaptığınızda yemeğe yansır. Kesinlikle mutlu yemek yapmalısınız. Bence mutlu yemek yapmalı lazım. Bu işi sevenlerin yapması lazım. Sevenler varsa da çok çalışmaları gerekiyor. Öyle. Mengenlilere, bizi izleyen Mengenlilere, Boğlulara söylemek istediğim bir şeyler var mı? Çok vallahi desteklemişlerdir. Hepsini çok seviyorum. Ben ne kadar onlarla tek tek konuşamasam da cidden çok güzel mesajlar aldım. Bolu'dan, her yerden, Mengen'den. Yani hepsine eğer buradan ulaşabiliyorsam hepsini çok seviyorum. İyi ki varlar. İnşallah bir yerlerde karşılaşırız. Daha fazla onlara faydam dokunur. Eğer, çünkü gençlerden çok mesaj alıyorum. Abi iyi ki varsın, iyi ki varsın. Daha fazla bir şey verebilirim. Onların da benim yerime geçmeleri de şey, yani Mert abi yaptı, biz yapamayız demesinler asla. Bence herkes MasterChef olsun ya da ekran başında olsun ya da mutfak için herkes çabalamalı. Koştursunlar, çalışsınlar. Ben de bilmiyorum, ben de yeni öğreniyorum hayatı, böyle heyecanlıyım bu işler için. O yüzden bilemiyorum ne diyeyim. Bu da aslında hani hayatındaki o hayat yolculuğunda senin için geleceğe bırakabileceğin de çok güzel bir anı. Kesinlikle. Dediğin gibi hani bir şeyleri hep öğreniyoruz. İşte orada yarışmada bir sürü şey öğrendin. Hani hepimiz yaptığımız şeylerde hep ya, bir şey öğreniyoruz ve bir adım daha ileriye gidiyoruz. Kesinlikle biraz ben cesur olmaya bağlıyorum bunu. Çünkü yani MasterChef açık bir kapı ama oraya kim girmek istiyor, kim girmek istemiyor tamamen başvurularda belli oluyor. Yani herkesin ulaşabildiği bir kapı. Ama cesur olan ben bunu yaparım deyip adımını atıyor. O yüzden kimse bir şeyden korkmasın. Yapamaz ya da yapabilir. Ama potansiyelinizi görmek için her zaman bir adım atıp onu denemelisiniz. Denemeden, aslında her işte. Her işte, her şey için. Her şeyde, evet. Çünkü bir adım atıyorsanız yapamıyorsunuz. Ben bunu yapamıyorum. Başka bir yola ilerliyorsunuz ya da daha iyisini yapmak için tekrar çabalıyorsunuz.
O yüzden kimse hani yapamıyorum ya da ben buna uygun değilim bunlardan korkmasınlar. Deneye deneye oluyor çünkü. Denedikçe insan... Potansiyelini görmek istedin o zaman. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle potansiyel. O zaman mesleğe devam edeceksin. Etmek istiyorum. İnşallah. Biraz önce ben şeyi de söylemek isterim. Genç aşçı adaylarına bir şey söylemek ister misin diye sorduğumda söylediğin cümleler biz bazen duayen aşçılarımızla, emekli aşçılarımızla ya da yıllardır aşçılık yapan deneyimli aşçılarla da sohbet ediyoruz ve o kadar benzer cümleler söyledin ki yani mesleğinin yani belki 8 yıl, 4 yıl demedi yani aşağıya 12-13 yıllık bir meslek evet. Hayatım var. Azımsanmayacak kadar bir süre tabii ki elbette ki. Bayağı bir deneyim kazanmışsın gibi hissettim ben de bu anlamda. En azından o mesleğin standardına bakışla ilgili olarak deneyim kazanmışsın gibi kesinlikle düşünüyorum. Yani kazandığım dediğiniz 11-12 sene yani azımsanacak bir süre değil. Yani sadece mutfak olarak değil, yaşadıkça da insan kendi kendine kaldıkça da çok fazla şey öğreniyor. Öyle öyle keşfediyor insan kendini. Benim bu zamana kadar olan yolculuğum hep öyle oldu. Hep kendi başıma yola çıktım. Hiç korkmadım. Ne gelir başıma, yapabilir miyim diye hiç düşünmedim. Attım kendimi. Yapamıyorsam acısını çektim. Ama yine bana bağlayıp artı olarak döndü. Yani o yüzden hani kendiniz bir şeyleri denedikçe, kendi başınıza uğraştıkça, çünkü başka kimseniz yok bu hayatta. Benim en azından bakışım bu şekilde. Çünkü kimse size iş vermiyor ya da elinizden tutup hadi gidip burada çalışacaksınız demiyor. Sizin koparmanız lazım, sizin almanız lazım. Yani ben de hep bu zamana kadar kendim aldım, kendim çabaladım, kendim yaptım. Ben yapabiliyorsam bence herkes yapabilir, bütün gençler yapabilir. Onlar için de ne diyelim? Yolları herkesin yolu açık olsun aslında. Hepsinin açık senin olsun. Senin de öyle. Hani yarışmadan sonra da şimdi tabii ki hani yarışma işte belli bir popülerlik kazandırıyor ama sonra hani tekrar hayat yoluna devam ediyorsun aslında. Senin de yolun açık olsun. Dilerim istediğin şeylere ulaşabileceğin yollardan gidebilirsin. İnşallah. Gittiğin yol, çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel kapılar açar sana. Yani, ben tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bolu'yu, Mengen'i güzel temsil ettiğin için ve kendini de aslında orada güzel temsil ettiğin için. Emeğine sağlık Mert. Evet, çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Bana böyle bir anı bıraktığınız için. Yollar bitmiyor vallahi. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Benim de artık yeni maceram başlayacak. Evet. Herkes gibi benim maceram da inşallah benim yolum da açık olur. Herkese buradan sevgiler, selamlar. Teşekkür ederiz. Selamlar. Teşekkür ederim. Evet.